bulaşık haline ayrılıyor arkadaşlar. İlki püskürük kayaçlar, ikincisi tortul kayaçlar ve üçüncüsü metamorfik baş bulaşım kayaçları olmak üzere üçe ayrılıyor. Püskürük kayaçlar. Püskürük kayaçların temelinde volkanizma vardır, volkanik faaliyetler vardır. Eğer kayaç kendini dışarı atıyorsa, araziye sahaya atıyorsa arkadaşlar, buna dış püskürük kayaç. Ancak bu volkanizma etkinliği sırasında dışarı atamayıp içeride kalıyor ve yavaş yavaş soğuma gerçekleşiyorsa buna da iç püskürük kayaç denir. Genel olarak özelliklerine baktığımızda iç püskürük kayaçtan başlayalım. İç püskürük kayaçta şunu artık öğrendik. Volkanizma etkinliği sırasında içeride kalan kayaçta arkadaşlar yavaş yavaş soğuyor. Zaten oranın yani volkanizmanın sıcaklığı ortalama içeride 6000 dereceye buluyor ve yeryüzüne çıkması 4000 dereceye kadar soğuyabiliyor. Çok sıcak bir yer olduğu için mağma zaten. Eğer kayaç içeride de kalıyorsa bu yavaş yavaş soğuyor ve daha iri kristalli kayaçlar bizim karşımıza çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz. Örnek verelim mesela eş püskürük kayaçlara. Granit, siyenit, diorit, gabbro. Tekrar etmek istiyorum iç püskürük kayaçlara. Granit, siyenit, diorit ve gabbro. Dış püskürük kayaçlar ise arkadaşlar kendi volkanizma etkinliği sırasında sahaya atan, araziye atan kayaçlardır. Bunlar da daha hızlı soğurlar ve arkadaşlar özellikleri biraz daha camsı yapıya sahip de diyebiliriz. Obsidyen bu şekilde. Andezit, bazalt bunlar en önemli örnekler arasında yer alıyor. Bir de dış püskürük kayaçlarda tüf var. Tüfe ayrı almak istedim. Tüf peri bacalarının oluşumunda bizim ülkemizde turizm anlamında Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresindeki peri bacaları arkadaşlar tüften oluşmuştur. O zaman biz şu yorumu yapabiliriz. Nevşehir çevresinde zamanında volkanik araziler yer alıyordu. Bunların kendi dışarıya atma sonucu volkanizma orada tüfler oluşuyor. Tüflerin oluştuğu yerde peri bacaları da görülüyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Obsidyen, volkanca, simsiyah ve çok parlak bir arkadaşlar kayaç olduğunu söyleyebiliriz. Zaten diğer isim de volkan camı olarak da geçiyor. Püskürük kayaçlar genel olarak bu şekildedir arkadaşlar. Gelelim ikinci kayaç türümüze. Tortul kayaçlar. Tortul kayaçlar kendi aralarında üçe ayrılıyor. Fiziksel tortul kayaçlar, kimyasal tortul kayaçlar ve organik tortul kayaçlar olmak üzere. Tortul kayaçlar nedir peki? Nasıl? Nerede görülüyor? Bunu da en basit tanımıyla şöyle söyleyebiliriz. Deniz, göl, okyanus diplerinde bitki ve hayvan kalıntıları, taşlaşarak çimentolaşması sonucu oluşan kayaç türleridir. O zaman ben şöyle yapabilirim. Bu kayaçların içerisinde kesinlikle fosil vardır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tortul kayaçların içerisinde kesinlikle fosil vardır ve aynı zamanda bunlar üst üste biriktiği için arkadaşlar tortul kayaçlar aynı zamanda tekrar ediyorum tabakalıdır. Tortul kayaçların en önemli iki özelliği. Birincisi içlerinde fosil barındırması. Mantığını söylüyorum hani ezberlemeyelim diye. İkincisi tabakalı bir yapıya sahip olması. Tortul kayaçların en önemli özellikleri arasındadır. Tortul kayaçlar kendi arasında üçe ayrılıyor. Fiziksel tortul kayaçlar. Bunlar genel olarak arkadaşlar daha kurak yerleri söyleyebiliriz. Bunlarda en önemli üç örneğimiz var. Kum taşı, kil taşı ve çakıl taşı. Diğer ismi konglomera. Onu da şu ismi yazayım. Çakıl taşı diğer ismi. Fiziksel tortul kayaçları tekrar etmek istiyorum. Kum taşı, kil taşı ve çakıl taşını arkadaşlar örnek olarak gösterebiliriz. Kimyasal tortul kayaçlara bir bakalım. Kimyasal tortul kayaçlarda suda eriyebilen kayaçların oluşturduğu arkadaşlar kayaç türüdür. En önemli örnekleri kalker. Kalkerin diğer ismi kireç taşı demektir. Jipsin diğer ismi alçı taşı
dolomit, traverten, sarkıt ve ekit. Şimdi travertene en güzel örnek olarak Denizli'deki Pamukkale travertenlerini örnek olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Traverten nedir peki? Kalsiyum bikarbonatın çökenmesi sonucu oluşan basamaklı yapılardır. Kireç sulardır. Ve bizim ülkemizdeki Pamukkale Denizli travertenin bir doğa harikası olduğunu söyleyebiliriz. Sarkıt, dikit ve sütunu da yazabiliriz. Sütunu da ekleyebilirim. Bunlar nedir peki? Karst'taki mağaralar, yani kireç taşının yaygın olduğu mağaralar, mağara tavanlarında sarkan şekli sarkıt. Mağara tabanında görülen şekli arkadaşlar dikit. Sarkıt ve dikitin birleşmesi sonucu oluşan yer şekli neyse sütun denir. Bunları da bu şekilde örnek olarak verebiliriz. Son olarak tortuk kayaçlarda organik tortuk kayaçlar. Taş kömürü, lignit, petrol, tebeşir, turba, mercan kalkeri. Özellikle arkadaşlar taş kömürü, lignit, mercan kalkeri, turba bunlar çok önemlidir kayaç türlerinde. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi bir de metamorfik baş kalışım kayaçlarına bakalım. Şimdi bir kayaç yüksek sıcaklık ve basınç altında başka bir kayaca dönüşüyor. Yani metamorfizmaya uğruyor. Tekrar ediyorum. Bir kayaç yüksek sıcaklık ve basınç altında başka bir kayaca dönüşüyor. Metamorfizmaya uğruyor. Buna örnek olarak şunu söyleyebilirim. Kalker mermere dönüşüyor. Granit gneisa dönüşüyor. Kil taşı şiste dönüşüyor. Taş kömürü elmasa dönüşüyor. Ve kum taşı da arkadaşlar kuvarsite dönüşen en önemli metamorfik kayaçlardır. Şimdi kayaçları özet olarak birkaç cümleyle ben tekrar etmek istiyorum. Kayaç bilimine petrografi denir. Kayaçlarken aralarında üçe ayrılıyor. Püskürük kayaçlar dediğimiz zaman bizim aklımıza volkanizma gelecek. Volkanik faaliyetler gelecek. Eğer kendini araziye, sahaya atıyorsa dış püskürük. Atalım içeride soğuyorsa belli bir zamana kadar. Buna da iç püskürük kayaçlar arkadaşlar denir. Tortul kayaçlar ise aklımıza şu gelecek. Deniz, göl, okyanus diplerinde, suların diplerinde, bitki ve hayvan kalıntılarını, iskeletlerini belli bir zamana kadar taşlaşıp çimen dolaşmasına arkadaşlar tortul kayaçlar denir. O zaman en önemli özelliği kesinlikle ve kesinlikle tortul kayaçların içerisinde fosil vardır. Fosil bulunduruyor. Ve kendi arasında üç ayrılması fiziksel, kimyasal ve organik tortul kayaçlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Metamorfik kayaçlar ise burada da arkadaşlar özetle oluşum şekli. Bir kayaç yüksek sıcaklık ve basınç altında başka bir kayaca dönüşüyor. Buna en önemli örnek kalker, mermer, granit, gneis, kil taşı, şist, taş kömürü, elmas ve kum taşı kuvarsa dönüştüğünü söyleyebilirim. Şimdi bir de şöyle birkaç tane not yazdım. Önemli bir nottur. Biz gerek soru bankalarımızdan, deneme sınavlarımızdan ya da işte TET, AYT hazırlanıyorsak arkadaşlar gerçek sınavımıza karşımıza çıkabilecek hap bilgilerden, önemli bilgilerdendir. Püskürük kayaçların üzerinde oluşan yer şekilleri. Mesela ilgi tor topografisi. Tor topografisi nedir? Arkadaşlar iç püskürük kayaç olan granitin üst üste birikmesi sonucu oluşan kayaç türüdür. Ve oluşan bir yer şeklidir daha doğrusu tor topografisi. Bizim ülkemizde Aydın Çin'e yaygın olarak görülür. Aydın Çin'de bulunuyor ve dünyada ise İskoçya'da yer alır. Peri bacaların oluşumu arkadaşlar bundan tüfü alabilirim. Tüflerden oluşuyor. Tekrar söylemek istiyorum. En güzel örneği bizim ülkemizde Nevşehir Ürgüp Göreme çevresini söyleyebiliriz. Bir de bazalt sütunları. Bunlar da arkadaşlar bazaltların beşgen, altıgen gibi daha böyle
dayanıklı dirençli bir kayaç türüne örnek olarak söyleyebiliriz. Tortuk kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri ise mağaralar. Mağaralar zaten arkadaşlar yer altında oluşan doğal boşluklardır. Kaynar vadiler, örnek olarak verebiliriz. Polye, göl havası olarak da geçiyor. Akdeniz bölgesinde aynıdır arkadaşlar. Mağara, kanyon, polye bunlar. Obruk nedir? Obruk, mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşan boşluğa obruk denir. Yani biz mağaraya girdik diye. Mağaranın bakıyoruz, tavan kısmı çökmüş. Kafamızı kaldırıp baktığımızda biz gökyüzünü görüyoruz. Bu mağaralıktan çıkmıştır, artık obruğa dönüşmüştür arkadaşlar. Bizim ülkemizde en güzel örnekleri turistik açısından da söyleyebileceğimiz Mersin'deki Cennet Cehennem Obrukları ve Kızören Obruğunu arkadaşlar diğer bölgedeki Kızören Obruğunu da söyleyebiliriz. Travertenle yine karsin bir karbonatın tekrar ediyorum çökelmesi sonucu oluşan doğal basamaklardı ve travertenle en güzel örnek denizli pamukkale travertenleri. Karstik yapıya sahip olan bir arazide görülen yine bir doğa harikasıdır arkadaşlar. Bunları örnek olarak verebiliriz. Bir de önemli bir dipnot. Metalik madenler. Örnek veriyorum. Kim? İşte krom, kurşun, demir gibi daha çok metalik madenler volkanik faaliyetlerde oluşuyor. Yani volkanik arazilerde görülür. Bu nedenle bu araziler maden bakımından da zengin. Volkanik araziler, biz bu bilgiyi öğrendik, evet, maden bakımından da zengin. Ancak arkadaşlar, çevreye attığı mineraller sayesinde çevresindeki tarım alanlarının da çok verimli olmasını sağlıyor. Bundan dolayı aslında mantıken baktığımızda oraların yerleşimleri daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle söylememiz gerekiyor. Ancak verimli tarım alanlarını oluşturduğu için o yakın çevresi volkanik faaliyetleri yoğun nüfusludur. Evet, bizim ülkemizde arkadaşlar aktif volkanizma yoktur ama bizim ülkemizin dışında işte Japonya'dır, İtalya, İzlanda bu çevrelerde verimli tarım arazilerinin varlığını